Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz hayvanlar alemine geçiş yaptık artık hayvanlar aleminden sonra şöyle bir isterseniz kaç videomuz kaldı işte ortalama olarak bir sayı söyleyebilirim ve konularımızı da söyleyebilirim hayvanlar alemini bitirdikten sonraki görüyorsunuz bakın 144 sayfa şurada hayvanlar alemi biraz uzun sürecek ee, Hayvanlar alemi bittikten sonra bitkilere geçiyoruz. Yani bitki biyolojisine geçiyoruz. Bitki biyolojisinden sonra da artık sistemlere giriş yapacağız arkadaşlar. Hayvansal dokulardan başlayacağız. Campbell'daki sistem sırasına göre gideceğim. Campbell'a baktığımda sistem olarak ilk önce hayvansal dokulardan sonra sindirim sistemini almış. Dolayısıyla Campbell'daki sıraya göre gideceğim. E, haberiniz bilginiz olsun. Evet hayvanlar alemi ile ilgili yaklaşık 3 tane kadar video çekeceğiz veya 4 de olabilir arkadaşlar duruma göre bakacağız. Ee, ona göre de çekimlerimizi yapacağız. 3-4 tane video buradan olsa bitkiler aleminden de aynı şekilde bitkiler alemi değil pardon bitki biyolojisinden de 4 video falan veya 3 video falan olur. Yani her konudan ortalama 3 video olduğunu düşünürsek arkadaşlar yaklaşık bir 10 konumuz kaldı. Hani ortalama olarak ekoloji ile birlikte yine bir 30 video kadar e, videomuz var. Bilginiz olsun. İnşallah çok kısa sürede bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra e, bir aksilik olmazsa alan eğitimi kısmına başlayacağız. Evet. Hayvanlar aleminden hemen genel özelliklerinden devam edelim. Arkadaşlar şimdi hayvanların tamamının biz zaten çok hücreli olduğunu ve heterotrof olduklarını, ökaryot olduklarını biliyoruz. Peki bunlar da bizim bilmemiz gereken özellikler neler? İlk önce bunlara bakalım. Bunların genel olarak bildiğimiz özellikleri. Embriyonik tabakalardan gelişmiş dokuları vardır arkadaşlar. Çok hücreli canlılardır ve heterotrofturlar. Bunlarda jüre duvarı ve kloroplast yoktur. Bu yüzden zaten fotosentez yapamıyorlar. Tamamının çok hücreli olduğunu unutmayın. bunlarda hücre zarının dışında yer alan çeşitli proteinler vardır arkadaşlar. Bu proteinler hücreye destek sağlıyor. Mesela glikoproteinler, glikolipitler vardı ya. Hücre zarını anlatırken bahsetmiştik. O yapılar e, hücre zarına desteklik sağlıyor ve hücreleri birbirine bağlıyor arkadaşlar. Hayvansal proteinlerden bilmeniz gereken protein kolajen proteinidir. Bu sadece hayvanlarda bulunur. Unutmayın. Kolajen proteinini mutlaka bilmeliyiz. Sadece hayvanlarda olduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar e, çoğu hayvanda sinir e, özelleşmiş işte kas ve sinir hücreleri bulunuyor bu hareketi e, düşünmeyi sağlıyor arkadaşlar çoğu yiyecekleri yiyerek vücut içerisindeki sindirim kanalına göndererek sindir yani bir sindirim sistemine sahiptir çoğu tabii ki e, depo karbonhidratları glikojendir. bunların çoğu arkadaşlar aktif olarak hareket eder bir kısmı da yüzeye bağlı olarak Yaşaya biliyorlar yüzeye bağlı olanlara ne diyoruz sesil sesil yaşam diyoruz arkadaşlar yüzeye bağlı olarak yaşama durumuna Şimdi hayvanlarda görülen beslenme tiplerinden bahsedelim Biri süzerek beslenme vardır çevrelerindeki işte küçük organizmaları yakalıyor arkadaşlar bunları böyle süzerek ne yapıyor besleniyor Otçullar vardır herbiberler bunlar bitkileri ya da bitki kısımlarını yerek besleniyorlar e, avcılar vardır, predatör. Bunlar da arkadaşlar kendilerinden daha küçük olan diğer hayvanları yakalayıp onlarla besleniyorlar. Predatörler veya diğer bir ismiyle avcılar. Parazitin de olduğunu zaten biliyoruz değil mi? Parazit nedir? E, bir konakçı üzerinde yaşar. Konakçıya zarar veren bir canlıdır arkadaşlar. Bu şekilde kendinden daha büyük hayvanların içinde ya da üzerinde yaşayarak besinlerini bu şekilde sağlıyorlar parazitler. Bir de detritusla beslenenler var. Bunlar da arkadaşlar ölü organik maddeler üzerinden besleniyorlar detritusla beslenenler. Bunlar içerisinde sadece şu detritusu belki duymamışsınızdır. Ölü maddeler üzerinde beslenen canlılardır detritusla beslenenler. Tabii ki Bunların arkadaşlar gelişimlerini farklı dönemlerinde farklı beslenme tarzları görülür. Mesela ee, flamingo, balina gibi hayvanlar besinlerini süzerek e, temin edebiliyorlar. Ayrıca yine su, suyun içerisinde bulunan birçok sesil hayvan da yine e, besinini süzerek temin ediyor. Mesela burada bir tanesini görüyoruz. Bakın mesela flamingoları da göstermişiz burada. Bu canlı arkadaşlar şuradaki siller yardımıyla besinlerini süzüyor. Bu şekilde besleniyor. Evet e, otçul olanlarda otçul olan hayvanlarda arkadaşlar. Bitkisel molekülleri sindirmek için bunların sindirim kanalları biraz daha böyle uzundur ve kompleks bir yapıya sahiptir. Mesela örnek verelim. İneklerde, koyunlarda, işte keçilerde bu gibi sürekli otla beslenen canlıların ee, vücudunda selülozu sindiren selüloz enzimi yoktur. Yani birçok hayvan için, omurgalı hayvan için bu geçerlidir. Selüloz enzimi bulunmaz. Bu yüzden de e, yediği besinlerdeki selülozu kendi başına parçalayamıyor bunların sindirim kanallarında yaşayan bakteriler arkeler bulunur bu bakteri ve arkeler kendi ürettikleri selüloz enzimi sayesinde e, selülozu sindirir ve hayvana yardımcı olur arkadaşlar dolayısıyla bunların bu yüzden de sindirim kanalları daha uzun bir yapıya sahiptir Predatörler ise arkadaşlar avlarının yerini tespit edebilmek için belirleyebilmek için gelişmiş duyu organlarına sahiptirler. Yine gelişmiş diş, pençe, zehir gibi yapılara sahiptir. Mesela yılanlar, işte aslanlar, ee, mesela kartallar, bunlar nedir? Böyle gelişmiş yapılara sahip olan canlılardır. E, konakların içerisinde yaşayan parazitlere endoparazit, endo zaten iç demektir. Konakların üzerinde yaşayan parazitlere de ektoparazit diyoruz arkadaşlar. Ekto da zaten hani ekzotermikten gelsin aklınıza dış dışarı demektir. Şimdi iç parazitler var. İç parazitlerden özellikle bahsetmek istiyorum. Ekoloji kısmına geldiğimizde zaten oradaki simbiyotik yaşamda da bahsedeceğiz arkadaşlar bunlardan detaylı olarak. Ee, i̇ç parazitlerde genellikle sindirim kanalı yok yani sindirim sistemi yok. Bunlar çünkü sindirim enzimi üretemiyorlar. Sindirim enzimi üretemedikleri için de doğrudan içinde yaşadığı konakçıdan monomer alarak besleniyor. Yani sindirim enzimi bulunmadığı için polimer bir maddeyi alamıyor. Direkt konakçıdan monomer alarak besleniyor arkadaşlar. Oldukça önemli bir bilgidir bu da. Evet dış parazitlerde ne yapıyor? Sindirim kanalına sahiptirler tabii ki. Çünkü onlar kan emdikleri için e, o kanın içerisinde bulunan proteinleri veya işte şekeri falan sindiriyorlar. Bu yüzden de sindirim kanalına sahip olması gerekiyor. Ayrıca konağın dokusunu delmeye yarayan, işte sıvıları emmeye yarayan ağız parçalarına da sahiptirler. Mesela bakın bir dış parazit nedir? Bir de arkadaşlar iç parazitimiz. Peki gelelim üreme kısmına. Arkadaşlar Hayvanların çoğu eşeyli yürüyorlar ve yaşam döngülerinde diploid evre baskındır. Yani mesela bizler şu an diploidiz değil mi? Diploid canlılarız. Bizim bu diploid evremiz baskındır bizim gametofitlerimiz yani bizim işte yumurtalarımız, spermlerimiz bunlar nedir? Bunlar da haploid evredir. Ve haploid evre hani çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşen evredir. O yüzden diploid evre genellikle baskındır arkadaşlar. Bazılarında gelişim doğrudan olur. Bazılarında ise larval evre dediğimiz evre yer alır. Yani larva dönemi görülebilir arkadaşlar. Peki larva nedir? Larva hayvanın eşeysel olarak olgunlaşmamış formudur arkadaşlar. Çoğunlukla morfolojik olarak yani dış görünüş olarak da ergin bireyden farklıdır. Mesela burada bakın bir kelebeği görüyorsunuz. Mesela tırtıl evresi var şurada larva. Yine pupa evresi var arkadaşlar. Burada bir koza gibi bir yapının içerisinde ergin hale geldiği zaman tırtılla hiçbir alakası yok gördüğünüz zaman değil mi baktığımızda? Dolayısıyla larva evresiyle ergin evresine baktığımızda dış görünüş olarak oldukça birbirinden farklıdırlar. Peki larvalarda bir de şöyle bir durum var. Genellikle farklı besinlerle besleniyorlar. Yani erginin beslendiği besinle beslenmiyor arkadaşlar. Farklı habitatlarda da yaşayabiliyorlar. Mesela larva işte diyelim ki bir ormanın içerisinde yaşıyorsa mesela ergin olan kelebek hani daha uzak yerlerde yaşayabiliyor. Bir de başkalaşım dediğimiz bir olay var. Bundan bahsedelim. Şimdi larvanın ergine dönüşüm olayına biz ne diyoruz? Başkalaşım diğer birisinde metamorfoz diyoruz arkadaşlar. Bu, larvadan ergine dönüşümde gerçekleşen gelişimsel süreçtir. Biz buna ne diyoruz? Başkalaşım olayı diyoruz. Peki gelişimi düzenleyici genler var bir de. Bu genlerden bahsedelim. Arkadaşlar. Gelişimi düzenleyen genlerin çoğuna biz homeobox genleri diyoruz. Bu DNA dizisi içerisinde bulunan genlerdir. bir dizi settir arkadaşlar bunlar. Çoğu gen çoğu hayvanda Hox geni olarak bilinen gen ailesine özgün olan bir genleri taşıyorlar ve bu Hox genleri hayvanın morfolojisini yani dış görünüşünü etkileyen ve Hayvan embriyolarının gelişiminde rol oynayan genlerdir arkadaşlar. Hox genleri oldukça önemlidir. Mesela günümüzde yaşayan en basit hayvan nedir? Süngerdir. Bunda Hox geni yoktur mesela arkadaşlar. Dolayısıyla vücut biçimlerini etkileyen diğer genlere sahiptirler. Hox genleri bulunmadığı için de bunların embriyolik gelişimlerinde belirli bir farklılık görülmüyor. Ayrıca omurgalılarda, böceklerde ve diğer çoğu hayvanda Hox genleri anterior posterior eksenin yani ön arka eksenin oluşumunu da düzenliyor. Yani şöyle düşünün mesela böcekte diyelim ki bir kafası burası ise işte kuyruğu şu şekilde olacak diye bu eksenin oluşumunu da yine Hox genleri sağlıyor. Hox genlerinin ihtimali vardır arkadaşlar. Ben önemli gördüğüm için buraya özellikle dahil ettim yazdım. Bir de morfolojik olarak baktığımızda Morfolojik ve moleküler kanıtlar yakalı kamçılıların hayvanlara en yakın akraba olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yakalı kamçılı dediğimiz canlılar bunlar hayvanların en yakın akrabası olarak görülmüştür. Ee, yakalı kamçıların hücreleri ile süngerlerdeki yaka hücreleri yani koanosit dediğimiz hücreler birbirine çok benzerdir. Bu yüzden de e, akraba olarak görünüyor arkadaşlar. Evet gelelim. Bakın şurada segmentasyon olayından mesela dedim ya anterior posterior oluşumu diye. Mesela zigot, zigot segmentasyona başlıyor. 8'li hücre. 8 hücreli evre. Daha sonra blastula evresine geçiyor. Sonra gastrula evresine geçiyor. Buradan sonra artık ön arka oluşumu da başlıyor arkadaşlar. Bunu da yine arken şey dediğimiz Hox genleri dediğimiz genler belirliyor. Mesela şurada arkadaşlar bir yakalı kamçılı var. Bakın şu yakalı kamçılı. Bunlar koloni halinde de yaşayabiliyor. Tek halde de yaşayabiliyor. Mesela bu yakalı kamçılı. Buradaki bunun şekline bakın. Bir de bakın süngerdeki bu yaka hücresi dediğimiz koenosite bakın. Bakın ikisi birbirine oldukça hatta çok fazla benziyor. Bu yüzden de en yakın akraba olarak gösterilmiştir yakalı kamçılılar. gellatlar zaten deniliyor yakalı kamçılılara. Şimdi Hayvanlar aleminde canlıların sınıflandırılmasında rol oynayan temel faktörlerden bahsedelim. Daha sonra da devam edelim. Şimdi nedir bu hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan faktörler? Arkadaşlar bir kere hücre çeşitliliği ve organizasyon düzeyi en önemli faktördür. Yani e, hayvanlarda bulunan hücrelerdeki çeşitlilik mesela bizdeki hücre çeşitliliği ile bir süngerdeki hücre çeşitliliği bir değildir. Tabii ki bizde daha fazla çeşitli hücre vardır. Dolayısıyla bu yine sınıflandırmada kullanılan temel bir faktördür. Yine organizasyon düzeyi mesela bizdeki organizasyon daha yüksekken bir süngerdeki organizasyon daha düşük düzeydedir. Bu da yine kullanılan en önemli faktörlerden birisidir. Mesela hayvanın gelişmişlik düzeyi arttıkça hücre çeşitliliği ve organizasyonu da artar diyoruz. Aynı bizlerdeki gibi bizler en gelişmiş canlı olduğumuz için. Dolayısıyla bizdeki çeşitlilik ve organizasyon diğerlerinden daha fazladır arkadaşlar. Yine embriyonik gelişimde tabaka sayısı hani erken embriyonik gelişme sırasında tabaka sayısı da yine hayvanların sınıflandırılmasında kullanılır. Mesela örnek vereyim. Bazı canlılar e, diploblastikken bazıları triploblastiktir. Peki nedir bu diploblastik, triploblastik dediğimiz durum? Mesela kinidaria üyeleri, deniz anaları, mercanlar. Yine taraklı hayvanlar gibi basit olan hayvanlarda Gastrula evresinde arkadaşlar sadece iki tabaka bulunuyor. Endoderm ve ektoderm tabakaları. Ama geriye kalan çoğu hayvanda gastrula evresinde 3 tabaka oluşur. Nedir bunlar? Endoderm, ektoderm ve mezoderm. Yani ne katılıyor bunların içerisine? Mezoderm tabakası katılıyor. Mezoderm tabakası katılınca tabii ki daha fazla çeşitli hücre oluşuyor ve daha karmaşık bir organizasyona sahip oluyorlar arkadaşlar. Süngerler ve birkaç e, canlı gerçek dokudan yoksundur. Yani bu süngerlerin gerçek dokuları yoktur. Buradaki işte endoderm, ektoderm dediğimiz tabakalarda yine bunlar da görülmeyebilir arkadaşlar. E sürecinde geriye kalan süngerler haricinde tüm hayvanlar tabaka oluşturuyorlar. Yani bu endoderm, ektoderm, mezoderm dediğimiz tabakaları oluşturuyorlar çeşidine göre arkadaşlar. Biz bu tabakalara bu arada germ tabakaları diyoruz. Bakın şurada yazmışım gem tabakaları. Bu tabakalar ne işe yarıyorlar? Vücudun değişik dokularını oluşturuyorlar. Organlarını oluşturuyorlar arkadaşlar. Oldukça önemli tabakalardır. Bu germ tabakaları mesela. Ektoderm tabakası hayvanın dış örtüsünü yani derimizi mesela bizlerde deriyi oluşturuyor. Diyelim ki bir yılan da pullarını oluşturuyor öyle düşünün. Bazı şubelerde de merkezi sinir sistemini oluşturuyor arkadaşlar ektoderm tabakası. Yine endoderm tabakası gastrulasyon sırasında oluşan arkenteron denen cebi örtüyor, sindirim kanalının astarını ve omurgalıların karaciğer, akciğer gibi organlarını oluşturuyor arkadaşlar endoderm tabakası. Biz bu sadece ektoderm ve endoderm tabakasına sahip olan canlılara diploblastik değil zaten iki demektir. Diploblastik canlılar diyoruz. Bir de bilateral simetri gösteren Geriye kalan hayvanların hepsi mezoderm denen üçüncü bir tabakaya sahiptirler. E, bu mezoderm dediğimiz tabak arkadaşlar ektodermle endodermin arasını dolduruyor. Bakın şurada hemen göstereyim bakın. Burada mezoderm vermemiş. Mesela endoderm bakın içeride. Ektoderm dışarıda. Bunlar diploblastik canlılarda görülen yapılardır. Arkentoron dediğimiz cepte burasıdır. Blastopor'da bazı canlılarda ağzı oluştururken bazı canlılarda anüse dönüşüyor. Onu da ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Ee, peki mezoderm tabakası neyi oluşturuyor arkadaşlar? Kasları, sindirim kanalı, işte hayvanın dış örtüsü, sindirim kanalıyla dış örtü arasında kalan kısımları arkadaşlar kim oluşturuyor? Mezoderm tabakası oluşturuyor. Bakın burada yazmışız mesela. Ektoderm sinir doku örtü epitelini oluşturuyor. Endoderm, solunum sistemi, sindirim sistemine bağlı bezler sindirim borusunu oluşturur. Mezoderm ise dolaşım sistemi, boşaltım ve üreme sistemi, yine bağ dokunun çeşitleri, omurlar, kaslar bunları da mezoderm tabakası oluşturuyor. Gelelim simetri durumuna. Arkadaşlar hayvanlarda iki tip simetri vardır. Nedir bunlar? Radyal simetri, ışınsal ve bilateral simetridir. Ee, bazı hayvanlar... Vücut simetrisi görülmez mesela süngerlerde. Süngerler zaten en basit hayvan olduğu için hani onlarda birçok özellik yok. Sonrasında bu özellikler ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela deniz şakayı, hidra ve deniz yıldızı gibi omurgasızlarda radyal simetri vardır. Nedir ya radyal simetri arkadaşlar? Şöyle bakın şöyle yuvarlak bir yapı düşünün. Bunu nereden bölerseniz bölün yani nereden bir çizgi çekerseniz çekin merkezden. Hep eşit olarak bölünür. Biz buna radyal veya diğer bir isimle ışınsal simetri diyoruz. Bunlarda bu radyal simetriye sahip olan canlılarda alt ve üst kısım vardır arkadaşlar. Bunlarda ön, arka, sağ, sol yok. Çünkü her taraftan eşit bölünüyorlar. Bu yüzden de ön, arka, sağ, sol gibi ee, taraflar yoktur. Mesela. Deniz anasını düşünün. Deniz anasına baktığınızda buna işte sağı burası, solu burası gibi söyleyebiliyor musunuz? Önü arkası burası gibi? Hayır. Çünkü bunlar ışınsal sağ simetri, radyal simetriye sahiptir. Bunlar da alt ve üst vardır. Yani üst tabaka vardır, bir de alt tara tarafta o ee, ne diyeyim ben onlara? Hani böyle tül gibi yapı, tüy gibi yapılar var ya işte. Onların bulunduğu kısımda mesela alt tarafıdır. Alt üst var ama sağ sol, ön arka yok. Bir de bilateral simetri var. Mesela istakozda, kurbağada, insanlarda, diğer omurgalılarda arkadaşlar ne görülüyor? Bilateral simetri vardır. Bunlarda sağ, sol, üst, alt gibi, ön, arka gibi olaylar vardır. Mesela dorsale biz üst diyoruz. Ventral alt. Yine anterior ön, posterior ise arkadaşlar arka uç demektir. Bu şekilde yapılara sahiptir. Mesela bakın bilateral simetride tek bir eksenden böldüğünüzde ikiye ayrılıyor. Bizi düşünün dış görünüş olarak. İç, iç, içimiz olarak düşünmeyin. Çünkü organlar eşit olarak ayrılmamıştır. Dış görünüş olarak ikiye böldüğünüz zaman bizi bilateral simetriye sahibiz. İki eşit parçaya ayrılıyoruz. Sağlıklı bir insan için söylüyorum. Ama radyal simetriye baktığımızda mesela bakın deniz anası. Deniz anasını nereden bölerseniz bölün. Eşit yine özelliğe sahip oluyor. Eşit iki eşit parçaya ayrılıyor. Bu yüzden de biz buna da radyal simetri diyoruz. Arkadaşlar bilateral simetriye sahip olan e, hayvanlarda genellikle duyu ile ilgili, duyu alımı ile ilgili olan özellikler vücudun ön ucunda yoğunlaşmıştır. Yine kendimizden gideceğim bakın. Vücudumuzun ön uç kısmı neresidir? Tabii ki bizim yüzümüzdür değil mi? Yüzümüz. Genelde duyu alımı ile ilgili olan yerler zaten yüzümüzde bulunur. Koklama, işte görme, duyma gibi işte tat alma gibi olaylar zaten burada yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bilateral simetriye sahip olan canlılarda bu durum geçerlidir. Mesela merkezi sinir sistemimiz yine başımızda, başımızın içindedir, değil mi? O da e, biz bu eğilime evrimsel olarak sefalizasyon diyoruz. Evrimsel eğilim arkadaşlar, sefalizasyon. Sefal zaten baş anlamında kullanılıyor. Sefalizasyon olarak isimlendiriyoruz. Evet, ee, radyan simetrili olan çoğu hayvanlar zemine bağlı olarak yani sesil olarak yaşıyorlar ya da planktonik olarak yani e, Planktonlarla besleniyorlar arkadaşlar deniz anaları gibi Bunlar genelde bir yere bağlı olabilirler ya da planktonik olarak yaşarlar e, Bilateral simetri hayvanlar ise genellikle aktif olarak hareket eden yer değiştiren hayvanlardır arkadaşlar oldukça da e, Kompleks bir yapıya sahiptir bilateral simetrili Hayvanlar Şimdi Simetriden bahsettikten sonra gelelim sölom. Sölom nedir? Vücut boşluğudur. Arkadaşlar vücut boşluğunun bulunup bulunmaması yine hayvanların sınıflandırılmasında kullanılır. Triploblastik olan hayvanlarda arkadaşlar çoğunda vücut boşluğu vardır. Biz bu vücut boşluğuna ne diyoruz? Sölom diyoruz. Peki bu sölomun neresidir? Yani içinde ne vardır? Arkadaşlar dış vücut duvarı ile sindirim kanalı kanalı arasında yer alan, içerisinde sıvı ya da hava ile dolu olan boşluğa biz solom diyoruz. Bakın hemen şurada gösteriyorum bir solucan, değil mi? Bu solucanın arkadaşlar solomuna baktığımız zaman bakın şuradaki boşluklar nedir? Solomlardır, değil mi? Bunlar sindirim kanalı ile vücut örtüsü arasında şu sarı olan kısımda sindirim kanalı ikisi arasında kalan boşluğa biz solom dedik. Gerçek sölo mezodermden köken alan dokular arasında oluşuyor. Yani mezodermin tabakasında oluşuyor arkadaşlar. Biz buna gerçek sölomlu olan canlılara zaten sölomatlar diyoruz. Mesela toprak solucanı burada gösterdik. Sölomat bir canlı. Gerçek bir sölomu varsa mezodermden kökenlenmişse. Bir de bazı canlılarda yalancı sölom dediğimiz sölom vardır arkadaşlar. Bunlar da Vücut boşluğu mezoderm ve endoderm arasında yer alır. Mesela yuvarlak solucan. Burada da yuvarlak solucanı göstermişiz. Bakın dikkat edin. Ee, burada küçük bir boşluk varken gerçek solomatlarda. Pseudosolomda arkadaşlar bayağı geniş bir boşluk var. Geniş bir boşluk. Dolayısıyla pseudosolomlarda mezodermden. E, kısmen mezodermden köken alıyor. Kısmen de endodermden köken alıyor arkadaşlar. Bu yüzden de pseudosolom diyoruz. Bunu taşıyan hayvanlara da pseudoselomat hayvanlar diyoruz arkadaşlar. Pseudoselomat canlılarda iç organların etrafı mezoderm tarafından sarılmıyor, astarlanmıyor. Onu da söylemiş olalım. Bazılarında ise vücut boşluğu tamamen yoktur. Ee, ve o vücut boşluğu mezenşim dediğimiz hücrelerle doldur arkadaşlar. Biz bu boşluksuz olan hayvanlara da asolomat diyoruz. Zaten e, ee, bir kelimenin başına a gibi ek getirdiğimiz zaman olumsuz anlamda kullanıyoruz. Asolomat yani söyleme olmayan candır arkadaşlar. Vücut boşluğunda tabii ki birçok işlevi var. Nedir? içerisinde bulunan sıvı sayesinde organların zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. Yine yumuşak olan vücutlu canlılarda işte iskelet görevi görebiliyor. işte sıkıştırılamayan bir sıvı içerebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça da önemli bir yapıya sahiptir. Bakın burada mesela asolomat. Bu nedir? Yassı solucan değil mi? Planarya. Bunda solom yoktur. Asolomat diyoruz. Bakın burada mezoderm var. Endoderm var. Ektoderm var arkadaşlar. Bu arasını mezenşi hücreleri dediğimiz hücreler dolduruyor. Dolayısıyla bunlar da boşluk bulunmuyor. Gelelim diğer bir kritere. Nedir diğer bir kriter? Bu da gelişim modelidir arkadaşlar. Şimdi gelişimin erken evresinde çoğu hayvan protostom ve deuterostom dediğimiz gelişim modelinden birine sahip oluyor. Bu gelişim modellerine baktığımızda genellikle segmentasyon sırasında işte sölom oluşumunda ve blastoporun durumuna göre birbirinden ayırt ediliyor. Mesela ikisini karşılaştıralım. Protostom ve deuterostom. Mesela protostom yumuşakçalar, halkalı solucanlarda görülüyor. Deuterostom ise arkadaşlar derisi dikenlilerde, kordalılar yani omurgalılarda görülen bir gelişim tipidir. Şimdi 8 hücreli evrelerine baktığımız zaman bakın ikisi de birbirinden farklılık gösteriyor, değil mi? 8 hücreli evreye baktığımız zaman üstteki hücreler daha küçük, alttaki hücreler daha büyük. Ama buraya baktığımızda biraz daha eşit gibi duruyor. Hani yine bir büyüklük farkı var ama Deuterostom da sanki biraz daha böyle e, eşit gibi görülüyor arkadaşlar. Yine sölom oluşuna baktığımız zaman bunlarda mı e, bakın iki tane yan taraflarda sölom oluşurken burada tek bir tane sölom oluşuyor. Ortada bir sölom oluşuyor. Ve arkentorun kıvrımlarından sölom oluşuyor arkadaşlar. Deuterostom tipte. E, protostom tipte ise mezodermin katı kitlesi tarafından söylem oluşturuluyor. O yüzden bu da yine oldukça önemli bir özelliktir. Yine blastoporun biraz söylemedim. Blastoporun akıbetine baktığımızda. Blastopor topor e, protostom gelişimde ağıza dönüşürken deuterostomlarda anüse dönüşüyor arkadaşlar. Bu da oldukça önemlidir. Protostomda ağızda dönüşüyor blastopor. Deuterostomda ise arkadaşlar anüse dönüşüyor. Gelelim segmentasyondan bahsedelim. Şimdi segmentasyon dedik. Nedir segmentasyon? Arkadaşlar segmentasyon zigottan sonra gerçekleşen çoklu bölünmelere bir segmentasyon olayı diyoruz. Peki nasıl gerçekleşiyor segmentasyon? Şimdi protostom gelişim gösterenlerde spiral segmentasyon dediğimiz segmentasyon gerçekleşiyor. Bunlarda e, hücrenin bölünme düzlemi Embriyonun düşey eksenine paraleldir arkadaşlar. Diagonal dediğimiz paralel anlamında aslında. Düşey eksenine paralel olarak gerçekleşiyor. Yani 8 hücreli evresinde daha küçük olan hücreler üstte, daha büyük olan hücreler ise altta bulunuyor arkadaşlar. Az önce de gösterdik bakın. Bakın şurada küçük olan hücreler üstte, büyük olan hücreler altta bulunuyor. Bu nedir? Spiral segmentasyon olayıdır. Bir de radyal segmentasyon, ışınsal segmentasyon var. Bu da deuterostom gelişimde görülen bir segmentasyondur. Arkadaşlar burada segmentasyon düzlemi embriyonun düşey eksenine paralel ya da diktir. Yani şöyle düşünün bakın. Şu bizim zigotumuz. Zigotun böyle bu şekilde paralel bir şekilde bölünmeler bölünmeler gerçekleşiyorsa bu da radyal ya da ışınsal e, simetri segmentasyon diyoruz arkadaşlar. Bunlarda, da 8 hücreli evrede arkadaşlar genelde hücreler aynı hizada sıralanmıştır ve biri doğrudan diğerinin üzerine oturmuştur. Az önce de yine göstermiştik. Bir de deuterostom gelişim gösteren hayvanların çoğunda da indeterminate dediğimiz segmentasyon ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu da nasıl bir segmentasyondur? Segmentasyonda üretilen her hücre tam bir embriyoya gelişme kapasitesine sahiptir. Mesela şöyle düşünün. Hani ee, insanlarda ikizlik durumları tek yumurta ikizliği durumu aslında bunun sayesinde gerçekleşiyor yani bizlerde de indeterminat dediğimiz segmentasyon olayı görülüyor zigot bir kere bölündü şöyle iki tane e, hücre oluştu bu hücreler ayrı ayrı ikisi de yeni bir embriyoya dönüşebilir arkadaşlar veya dörde bölündü bu dördünün her biri de yeni bir embriyoya dönüşebilir biz bu segmentasyona indeter minat segmentasyon diyoruz. Oldukça önemli bir segmentasyondur. Yine bakın şurada da açıklamasını yapmışım. Özdeş iki kardeşin meydana gelmesini sağlar arkadaşlar bu olay. Şimdi sölüm oluşumuna şöyle bir dikkat çekelim. Gastrulasyon sırasında embriyonun gelişen sindirim borusu arkadaşlar başlangıçta arkenteron dediğimiz kör bir kesi oluşturuyor. Daha sonra bu arkenteron sindirim kanalına dönüşüyor. Protoston gelişimde ise arkadaşlar Arkentoron oluştuğunda başlangıçtaki katı olan mezoderm kitlesi yarılıyor ve sölüm oluşuyor. Deuterostomlarda ise mezoderm tabakası Arkentoron'un duvarından tomurcuklanıyor ve onun boşluğu bir sölüme dönüşüyor. Yani ikisinde de sölüm oluşumları farklı. Protostom olanlarda Arkentoron oluştuğu zaman mezoderm kitlesi yarılıp o şekilde sölüm oluşurken Dev toros mezoderm arkentonun duvarında tomurcuklanıyor ve onun boşluğu da söloma dönüşüyor. Peki blastoporun akıbetinden aslında bahsetmiştik. Blastoporun akıbetine baktığımız zaman protostomlarda blastopor ağıza dönüşürken deuterostomlarda arkadaşlar anüse dönüşüyor. Dolayısıyla bu ikisi oldukça önemlidir. Söylemiş olalım. Bakın burada protostomlarda e, ağıza dönüşüyor arkadaşlar. Blastopor şurada bakın. Neye dönüştü? Ağıza dönüştü. d ise arkadaşlar. Blastopor anüse dönüşüyor. Anüsün karşısında bir ağız oluşuyor. Mesela burada mezodermden. E, hani mezodermden kökenlenen. Dedi ki hücreler oluşuyor diye. Arkentorondan tomurcuklanıyor. İşte burada arada ne oluştu? Bakın sölom oluştu. Burada ise arkentoronun. Ee, arasında kalan boşluk şuradaki duvarlardan ne oluşuyor? Sörem oluşuyor. İkisi arasındaki farklar da bu şekilde görülüyor. Evet böylece biz hayvanların genel özelliklerinden işte sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerden bahsettik. Videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda hayvan filogenisine başlayacağız arkadaşlar. Ee, hayvanların atalarından daha sonra işte omurgasızlardan omurgalılardan bahsedeceğiz. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.